Dede nedir? Dedeliğin bir okulu var mıdır? Dedeliğin bir okulu şimdiye kadar yoktur. Dedelerin okulu cemevleridir. Dedeler bağlı olduğu ocaklar vasıtasıyla atalarından ve dedelerinden aldıkları bilgileri nesilden nesile aktarmışlardır. Alevi toplumu günümüze kadar kimliğini açık olarak ifade edemediği ve takiye yani gizlenme yaptığı için resmi olarak da bir eğitim kurumları olmamıştır. Dedeler yetkilerini bağlı oldukları dede ocaklarından alırlar. Alevi topluluklar cemaat oluşumu bakımından dede ocaklarına bağlıdır. Her dede mensubu olduğu ocağın adıyla anılır. Örneğin Ağçen Ocağı'nın veya Baba Mansur Ocağı'nın dedesi gibi. Dede ocaklarının ne zaman kurulduğu konusunda da çok farklı görüşler ortaya atılmaktadır. 1240 yılındaki Babayiler hareketini başlatan Dede Kargı'nın her biri keramet sahibi 400 halifesini toplayarak Sahra-i Dede Kargı'nda 40 gün cem yaptıklarını Elvan Çelebi Menakıbül Kutsiye fi Menakıbül Ünsiye adlı eserinde açıkça belirtmektedir. Demek ki dede ocakları ve cemler 13. yüzyıl 1200'lerde de vardır. Son yıllarda dede ocakları ile ilgili yapılan yorumlarda ise aşiret boylarının beyleri ya da çocuklarının Alevi ve Abbasi zulmünden kaçan Ehl-i Beyt soyundan olan seyit ve seyideler ile evlendiği görüşü dile getirilmektedir. Bu aşiret ve boy beyleri ile evlenen Ehl-i Beyt soyundan gelen ailelerden oluşan çevresel inanç merkezine ve bu merkez etrafında oluşan ekole ocak. Bu ocaklara mensup olan kişilere de ocakzade diyoruz. İşte bu ocakzade olan ve cem erkanının uygulanmasını sağlayan kişilere de dede ya da pir diyoruz. Ocakzade olanlar hangi aşiret ve boya mensup ise bunların talip toplulukları da aynı aşiret ve boydan olur diye bir şart yoktur. Herhangi bir dede ocağındaki talipler dedelerinin bağlı olduğu aşiret ve boydan olabileceği gibi başka aşiret ve boydan da olabilirler. Yine kendimden örnek veriyorum. Örneğin Dede Kargın Ocağı'nın talip toplulukları başta Kargınlar olmak üzere Çepni, Bayat, Salur, Demirci, Dedesli, Salmanlı, Geygel ve Avşarlardan oluşmaktadır. Oysa Avşarlar ve Çepnilerin bir kısmının aynı zamanda Hacı Bektaş Ocağı'nın talipleri olduğunu da biliyoruz. Dede ocakları, mürşit ocakları ve pir ocakları olmak üzere iki gruba ayrılır. Bir dede ocağı ya pir ocağıdır ya mürşit ocağıdır. Her pir ocağı bir mürşit ocağına bağlıdır. Her dede ocağının da bir talip topluluğu vardır. Mürşit ocağının talibi bir pir ocağı olabileceği gibi doğrudan mürşit ocağına bağlı talip de olabilir. Bu talip topluluğu kendisini tanımlarken hangi ocağın talibi ise falan ocağın talibiyim ya da bizim pirimiz falanca ocağın mensupları gibi ifadeyle tanımlarlar. Alevilikte dedelik soy sürer. Dede olan birinin oğlu da dede olacak diye bir zorunluluk yoktur. Aynı ocak soydan olan herkes dede olabilir. Yani bir kişinin dedeyim diyebilmesi için ilk şart ocakzade, seyit olması gerekir. Dede ocakları geleneksel soy ağaçlarını İmam Musa-i Kazım yolu ile yani İmam Musa-i Kazım yolu ile Hazreti Ali'ye yani Ehl-i Beyt'e ulaştırırlar. Sonuç olarak seyittirler. Bunu da ellerinde bulunan şecereler ile belgelendirirler. Dede ocaklarının şecereleri şecerelerinin hemen hemen tümü Necef, Kerbela ve son dönemlerde Hacı Bektaş'tan alınmadır. Bir talip piri ya da mürşidi konumunda olan aileden birisiyle evlilik yapamaz. Çünkü dedelerin soylarının başka grupların soylarına karışmaması için böyle bir kural getirilmiştir.
Ocakzade yani pir ya da mürşit ocağı mensubu olanlar birbirleriyle evlilik yapar ya da müsahip olabilirler. Ocakzade olanların aynı ocak mensubu olması şart değildir. Farklı ocaklarda mensup olanlar da birbiriyle bu müsahiplik ve evlilik işlemini yaparlar. Bir ocakta dede birden fazla olabilir. Ama bunların içinde cem yürütme konusunda birikimi olan, o makamın gerektirdiği bilgi birikimine sahip olan ocak oğulları dede olarak posta oturur. Dedeyi talip seçer. Eğer bir bölgede yapılacak olan cemin bütün masraflarını bir talip karşılıyor ise ve bağlı olduğu ocaktan dede olarak da birden fazla kişi varsa dedeyi seçmek talibin hakkıdır. Çünkü dede de o toplumun bir parçasıdır. Dede köyde, mezrada, obada ya da herhangi bir yerleşim yerinde diğer talipler gibi ya çiftçidir, ya çerçidir, ya demircidir, ya ustadır vesaire vesaire. Yani normal zamanlarda halktan biridir. Dedenin de talip gibi hataları, eksikleri olabilir. Dede de yol düşkünü durumuna düşebilir. Bir de dikme dedelik var. Dedelerin uzakta bulunan taliplerini sık ziyaret edemediği durumlarda o bölgedeki talipler dede sıkıntısı çekerler. Dedeler de bazı bahaneleri sürerek yolun uzak olduğu, sağlık durumlarının el vermediği gibi mazeretlerle oraya gidemez. Talip dedesiz kalır ve cemler yapılamaz olur, gecikir. Böyle durumlarda o bölgedeki taliplerin cem erkanı konusunda hizmetlerini görecek, cem erkanı konusunda uygulamaları bilen birisini yerine dede olarak oraya atar. İşte biz bu kişiye dikme ya da dikme dede diyoruz. Dikme dedeler talipler tarafından kabul gören, saygınlığı yerinde olan, hal ve hatırı bilinen kişilerdir. Dikme dedelere de görev yaptığı süre içerisinde asıl dedeler gibi hakullah verilir. Dikme dede de hak terazisini doğru tutmuyor ve adaletli davranmıyor ise pir dikme dedeyi görevden alabilir. Dikme dede vefat ettiği zaman dikme dedenin de görevi orada biter. Ailesinden herhangi birinin bu görevi devam ettirmesi mümkün değildir.